Veliler ve öğrenciler alışverişlerini yapabiliyorlar. Şimdi de sizi Eskişehir'e götüreceğim. Eskişehir önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Bu ülkenin taşı toprağı altın diyoruz, boşuna demiyoruz. Bakın, pişmiş toprak sempozyumu Eskişehir'de yapılıyor. Görüntüler ekranlarda. Kültür ve sanatın gerçekten iç içe geçtiği cennet vatanımızda artık pişmiş toprağımız da ne kadar kıymetli ve önemli. Bununla ilgili bir sempozyum gerçekleştiriliyor. Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunda adeta sanatın nabzı da Eskişehir'de atıyor. 6 ülkeden 10 sanatçı geldi. Şili'den, Ukrayna'dan, Lübnan'dan, Güney Kore'den, Dağlık Karadağ'dan, pek çok ülkeden sanatçılar Türk sanatçılarla buluştu. Ve ortaya çıkan o güzel manzara gerçekten sanat adına, bundan sonraki nesillere bırakılacak eserler adına çok önemli bir buluşmaydı. Ve tabii burada bilime, sanata verilen önemle birlikte çocuklarımıza, geleceğimize de yatırım yapıyoruz. Çünkü minik eller de burada bu sanatçılarla beraber toprağa dokunuyorlar ve toprağın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyorlar. 111 sanatçı 150 eser verdi. Yani Tepebaşı bölgesinde, yeşil alanlarda ve belediyenin içinde yaklaşık 150 tane eser var. Yoğun geçen bir sempozyum bu. Ve bu örnekleme farklılığı ve çeşitliliği adına dünyada pek eşi ende olmayan bir sempozyum.